Mutlu akşamlar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Hafta içi 7 akşam olduğu gibi bu akşam da 21-23 arası sizlerle olacağız. Transferde öne çıkan her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bütün takımları ayırmadan. Ve yine iki değerli konuğum var. Gökmen Özanak ve Okan Koç. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Geçen cumartesi de beraberdik. Evet. Evet. Yine Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray'da önemli gelişmeler var. Bunları konuşacağız. Sıralarda Galatasaray bir hazırlık maçı da yapıyor. Biraz Gökmen abi maça da baktın. Evet. Nasıl gördün takımı? Şu anda 10 dakika seyrettiğim için pek bir şey görünmedi. Yalnız Belanda'nın birkaç tane güzel hareketini görebildik o dakikalar içinde. Temennim tabii yapılan transferlerin uzun maraton içinde takıma faydalı olması. Ama yalnız Snyder'la ilgili gelişmeler falan var. Ondan dolayı biraz başkan da ne bileyim artık yönetimde bazı kişiler de rahatsız olacaklar. Öyle konuşacağım çünkü. Biraz eleştiri alacaklar. Ondan dolayı da rahatsızım yani. Snyder gibi bir oyuncunun o 3 tane oyuncuyu kazandı yani yeni diye alınan oyuncularla birlikte diyalog kurup saha içindeki disiplinli bir Tudor yönetiminde başarılı olabilirdi. Bir de şu var. Snyder'ın 2018'de Dünya Kupası oynamak için büyük arzusu, isteği var. Bundan dolayı da kim alıyorsa ki Başakşehir veya Fenerbahçe falan deniyor. Zaten Başakşehir değil de Başakşehir'i de katabiliriz. Fenerbahçe'de hangisi alırsa ve iyi bir performans gösterirse bu yönetim başkan ve yönetimin gidişini hızlandıracaktır. Burada sayın başkana da hatırlatmak istiyorum. Sağın solun etkisinde kalarak Snyder gibi bir oyuncunun diğer oyuncularla birlikte Galatasaray adına hem sizi kurtar hem kendilerini hem sizi kurtarabilecek hem Tudor'u kurtarabilecek oyuncu kalitesinde şey yapmaları, devam etmeleri sizin yönetim açısından ya da Galatasaray camiası açısından, taraftarı açısından avantaj olacaktı ama bilmiyorum yani gelişmeler var. Temennim tabii Snyder'ın Galatasaray'ın tekrar içinde olması yani oynayıp fayda sağlamasıdır. Yollar şu an çok iyi gitmiyor, ayrılıyor gibi görünüyor. Onunla ilgili de gelişmeler önümüzdeki dakikalar içerisinde net bilgiye ulaşınca vereceğiz. Okan Koç sana dönelim. Yani Galatasaray'da Snyder gerçeği var. Taraftar çok seviyor. Bütün anketlerde baktım ki Snyder'in kalması yönünde taraftar görüş bildirmiş. Ama sanıyorum bu öyle olmayacak. Kesinlikle bence kalması lazım. Ben de aynı fikirdeyim taraftarlarla ve futbol sever olarak. Çünkü ligimizde böyle kaliteli yetenekli oyuncuları izlemek keyif veriyor. Ki Galatasaray'da şimdi mesela 20 dakikadır Galatasaray maçını izledim 20 dakikasını. Yani o Belhanda'nın, Gökmen abinin söylediği gibi mesela çok olumlu hareketler, çok alışverişleri falan futbolcu psikolojisi olarak söylüyorum. Yani topu bilen bir oyuncu ki Schneider gibi bir oyuncuyla onlar Galatasaray'ın en büyük sorunu 3. bölgeye gitmekte zorlanıyordu. Yani final bölgesine, kaleye, rakip kaleye gitmekte zorlanıyordu. Yani Schneider gibi bir oyuncu üst seviyede ki 175 maçta 97 gole etkisi olmuş bu futbolcunun Schneider. 175 maça çıkıyor, 97 gole etkisi oluyor. Yani inanılmaz bir istatistik bu. Gerçekten ki böyle yanında sağında solunda kaliteli oyuncular olduğu takdirde... Sağını solunda oynatan. İşte sağını solunda oynatan ki yanında da Belhanda, yani Gomez... Sağındaki solundakileri de oynatan diyelim, yanlış anlaşılmasın. Hayır, oynatan yani o anlamda bir de yanındakiler kaliteli iyi oyuncular. Mesela Belhanda, Gomez gibi oyuncular olduğu takdirde Schneider gibi oyuncu. Yani ben... Hala şaşkınlıkla izliyorum ve başkanın açıklamalarında mesela Gökmen abinin dediği gibi yani böyle bir ikilem arasında ama başkalarının tesirinin altında kalıyorsa çok güzel bir şey söyledi Gökmen abi. Yani senin seneye kurtarabilecek bir oyunculardan birisi ki 2018 Dünya Kupası olan bir futbolcu artık son hedefi, son şansı ki her futbolcu orada olmak ister. Her futbolcunun hedefi olan bir yer. Yani çok saçma geliyor bana açıkçası Gökmen abiye kesinlikle katılıyorum. Yani Schneider bu takımda olduğu takdirde şimdi Schneider'i sen göndereceksin. Aldığın Belhanda 9-10 milyon euro. Maliyeti 11 milyon euro diyelim bu yıl ödeyeceğim parayla. 11-12 milyon euro. Schneider'i sen göndereceksin. Bu futbolcu bir kere 5 milyon parası var. Bu futbolcuyu gönderdiğin takdirde bu futbolcu yarısını almadığı takdirde yani parasının bir kısmını almadığı takdirde bu futbolcu gitmez. Ya bu futbolcu kalıyorum dersen mecbur parasını da ödemek zorundasın. Bu futbolcunun çünkü garanti ücreti, sözleşmesi her şeyi garanti. Yani Schneider gibi bir oyuncunun ben Galatasaray'da bu sene özellikle Gökmen abi az önce çok güzel bir şey söyledi. 2018 Dünya Kupası'nda çok alacak takım da çok faydalı işler yapacak. Ben Schneider'in kalmasından yanayım açıkçası. Kendi düşüncem. Bu arada bir haberimiz var. Schneider daha hani gidişi netleşmedi ama 10 numaralı forma öyle görünüyor ki Belhanda'ya veriliyor. Evet.
Galatasaray'la Wesley Sneijder arasındaki ayrılık sürecinde yeni perde. Sarı kırmızılı yönetim İsveç temsilcisi Östersunds'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı kadrosunu UEFA'ya bildirirken Wesley Sneijder'in 10 numaralı formasını Younes Belhanda'ya verdi. Faslı yıldız Belhanda daha önce yaptığı açıklamada 10 numaralı formayla ilgili arzusunu gizlememişti. Yurt dışı kampındaki açıklamasında Sneijder ayrılırsa 10 numaralı formayı ben giyerim diyen Belhanda'nın isteği de gerçekleşmiş oldu. Evet, Belhanda yeni 10 numarası olacak Galatasaray'da. Ama yeni 10 numarası olacak da tabii yani bir 10 dakika 15 dakika baktım. Çünkü ben her zaman şöyle düşünürüm. Yani ya, iyi oyuncu yahut da hani Avrupa sınırında yahut da dünya standartlarında iyi bir oyuncu transfer ediyorsanız valiziyle gelecek, sahaya çıkacak, 10 dakika 15 dakikada beni mutlu edecek. Hani gelecek açısından ben hayal kurabileceğim. Ha, bu oyuncu kesinlikle devam ederse, daha güçlenirse, daha mücadele gücü fazlalaşırsa takıma katkısı olacak falan diye düşünürüm. Ki Belhanda öyle bir oyuncu. Yani 10-15 dakika gibi gördüm. Ara pasları falan mükemmel. Tabii burada şimdi şu da var. Yani Sneijder'in 10 numaralı formasını oraya verdiler falan. Benim için bilmiyorum tabii başkaları için ne söylenir, ne düşünürler onu bir yorum yapamayacağım ama benim şöyle bir düşüncem var. Yani 10 numara ona verme olabilir. Diğerine de 9 numarayı verebilir. Yani Sneijder'in gelme sonucunda. Ya şu da olabilir. Yani 9 numarayı yahut da 11 ne numara varsa işte orta sahada. Senin Galatasaraylı olduğunu herkes biliyor. Bu bilinen bir şey. Bir Galatasaraylı olarak yani Hacı'dan sonra herhalde en çok kabul gören 10 numaralı forma 10 numara oyuncu Sneijder. Aynen öyle. Yani Belhanda bunu kaldırabilir mi? Bu bir de oyuncuya fazla sorumluluk yüklenmiş olmuyor mu? Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani Belhanda ile ben Sneijder'ı aynı kefeye koymam. Benim için Sneijder başka bir oyuncu yani. Ha tamam, zaman zaman arıza yapıyor ediyor falan. Mesela bir şey, bir espri yaptım ben geçen cumartesi günü. Trend topic falan, trend topic mi diyorsunuz ne demiyor? Anlatabiliyor muyum? Yani o 17 tane asist, hani hepsi gol olmuş falan dedim, espri yaptım ben. Devamını şey yapmamışlar. Yani yorumu almıyorlar. Yalnız o bölümlük yeri almışlar. Trend topic olmuş. Şimdi bilmiyorum yani. Ben zaten asist benim için. Asist hareketli getirilen topla gol olur. O zaman ya futbol tabiri. Sizin futbol görüşü. Şimdi, tabii. Gökmen şimdi öyledir. Şimdi duran toplardan asist olmaz. Gökmen düşünsene korner atacaklar. Ben gerileceğim edeceğim. 10 kişinin üstünden çıkacağım. Aslanlar gibi tekmeyi yiyerek suratı yumruk kaleciden yumruk yiyerek kafa atacağım. Ben gol attım tamam bana yazacaklar. Asist de kornere atanım. Böyle saçmalık olmaz. Ya sonra bir tane ikinci bir şey var, özür diliyorum. Yani bir genç arkadaşlarım yani bunlar kimler değiştiriyorsa bunları bilmiyorum. Bir de şey çıkardılar. Yani krampon, top ayakkabısı bunun adı. Yani oynadığın ayakkabının adı top ayakkabısı. Krampon altındaki vidalı kramponlar. Vidalı. Çıkartıyorsun. Mesela çok çamursa şey sahada, ıslak sahada uzunları var. Onları takıyorsun. Ama kuruysa daha şey takıyorsun. Ne derler? Kısa takıyorsun. Yahut da ne bileyim lastik krampon takıyorsun. Ayakkabıya krampon diyorlar. Nasıl işte? O zaman altına ne diyecekler? Girip çıkan o vidalı şeylere ne diyecekler? Onların adı olacaklar? Krampon, evet. Yani. Şimdi burada belli şeyleri değiştirip ondan sonra da esprileri alıp birine mal edip yok trend topic olmuş. Herkes bana diyor baba trend topic olmuş. Ne olmuş? Lan git diyorum ben. Anladın mı? Yani ya biz o gün tip beraberdik programda mesela. Ben espri yaptım. Ondan sonrasında da yayın öncesi Gökmen abiyle de konuştuk mesela. Ondan sonrasında da ben devam ettim. Yani asist nedir onun yorumunu yaptım. Şimdi sen yalnız onu alıp da orada bırakırsan diğer de mesela bizim Günaydın'da o televizyon eleştirmen var. Bizim şey neydi? İsmini de unuttum. Yüksel Aytuğ. Yüksel Aytuğ bizim. O bile yazmış. Ya olacak şey değil yani. Olacak. Oraya almış. Diğer tarafa yani almamış. Bunu Gökmen abi bilmeyecek de kim bilecek yani asistin ne olduğunu. Golcü yani tabii devamlı ya ortaya. Gökmen abi orada şimdi kendi futbol görüşünde şimdi biz duran topları saymıyorum. Şimdi bak. Ama resmi olarak sayılıyor. Onu kesinlikle sayılıyor. Biz şimdi futbol tabiri olarak konuşuyoruz. Sahanın içinde mesela futbolcular maça çıktığımız zaman duran topları asist olarak yani böyle çok etkili değil de o araya atılan işte ne güzel araya saldın işte beşlik attın işte
kenardan ne güzel orta yapıp asist yaptın. Bunları futbol tabirine güzel asist olarak görüyorlar. Ama normal gerçekte tabii asist, ama Gökmen abinin orada yılların yani forveti, golcüsü, ona devamlı kaç gol atmış hayatında, asistlerin ne olduğunu bilmeyecekti. Biz mi bileceğiz? Ya bu şimdi en ufak bir açık aranıyor biliyorsun. Yok benim Gökmen için abi öyle bir canım. Yani sonuçta yani bunlar... Yani benim kompleksim bunlar, falan öyle ya, şeyler de yok yani. Olsa zaten... Yani, anlatma yani. Ya yok be Gökmen benim abi. Benim sinirlendiğim şey şu. Sana, bu, sana, başta oğlum, sana bunu öğreteceklerse bunu... Ya biz o zaman buralara çıkmayalım abi o zaman. Veyahut da başka kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çıkmasın o zaman, konuşmasın futbolu açıkçası. Şimdi şöyle yani Belanda bir Snyder olmaz. Olamaz zaten. Snyder özel bir oyuncu. Şimdi bunların yeni transferlerle hocanın oynayacağı sistem içinde burada tabii... Tudor'un da şeyle ilgili geçen seneki o sıkıntılı dönemden sonra işte birileri aralara girmiş. O şey biliyorsun, Rekening falan o getirdi. Birlikte takım yapıyorlardı falan önce. Sonrasında Rekening gidince, Tudor gelince de Snyder'ın da belli sıkıntıları olduğu söyleniyor. Söylendi o zaman da. Şimdi burada neticede ne olursa olsun yani bir hoca değişikliği olabilir, gelmiş. Yeni. Şimdi senin 2018 Dünya Kupası'nda seçilmen, orada oynaman Hollanda milli takımında tabii ki senin adına, Galatasaray adına da büyük bir avantaj. Tabii transfer edilen oyuncuların sahadaki birlikteliği, yani Snyder'ın da katılımıyla birlikteliği Galatasaray'ı iyi yerlere taşıyabilir. Şimdi Snyder hani diyorlar ki gitsin. Başka bir şeyler var. Yahut da Dursun Özbek çıkacak, söyleyecek. Diyecek ki kardeşim bu böyle 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 böyle, biz bunun parasından istifade etmek istiyoruz. Yahut da ne istiyorlarsa Snyder'la ilgili. Çünkü ne söylerlerse hepsi hikaye. Ha, Galatasaray adına büyük paralar falan gelir edir, o zaman kabul ederim. Ama Snyder'ı Galatasaray takımından dışlayıp ne bileyim onu kötülemek yahut da ne bileyim onu kariyerini incitmek gibi ucuz davranışların karşısındayım ben. Ondan dolayı da Dursun Özbey'in ne olursa olsun kalması sonucunda, yeni transfer edilecek oyuncularla birlikte uyum sağlanması sonucunda Galatasaray'ın dolayısıyla Dursun Özbey ve yönetiminin avantajına olur diye burada söylemek istiyorum tecrübelerime dayanarak. Bir de şu var tabii. Galatasaray'ı öne geçiren golü Belanda attı az önce. Herhalde evet. Belanda yavaş yavaş senin gözüne girecek Gökmen abi. Galatasaray işte, taraftarında tabii. Tabii uzun maraton içinde bakmak lazım. Yani ben zaten şunu söyledim. Yani ondan şeyim, diğerleri değil de ondan nispeten, yani demin de dediğim gibi hani cam valiz de gelecek falan, öyle umutluyum yani. Şimdi o şeyi söyleyecektim ben. Tamam Snyder'ı diyorlar hoca işte böyle gitsin. Hocayla arasında huzursuzluk ne var. Ne olsa bir huzursuzluk var. Yahut da ne bileyim para sorunu var bilmem ne. Net olarak açıklamıyorlar, açıklayamıyorlar. Bilmiyorum neden ama öğreneceğiz onu. Şu var. Tamam. Peki kardeşim ya Snyder gibi bir adam. Sen de, yani hakikaten dünya standartlarında 10 numara yahut da ne bileyim saha içinde takımı adına yeteneklerini, yaratıcı gücünü kullanan bir oyuncu. Geldiği süreden beri de bu sene o kadar şey değildi yani, başarılı değildi ama ne olursa olsun demin de dediğim gibi 2018 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için iyi performans göstermesi lazım ki milli takıma seçilebilsin. Şunu ısrarla vurguluyorum. Snyder'ı tamam, Snyder'ı dışladı, Tudor dışladı yahut da ne bileyim yönetim haklı, belki kendilerine göre haklı bir sebepleri olabilir, onu da bilmiyorum. Net olarak söylemiyorlar. Peki kalan oyuncular ya, Selçuk ne yapar? Yani Selçuk ne yapar? Tolga Ciğerli de bir oyuncu aldınız. Geçen sene ne yaptı? Yerden kalkmıyorlar. Bir de şey var. Ne derler? Oyuncu mu söylüyorsun? Kiralık. Nerede? Valencia bir yerde kiralık. Donk diye bir oyuncu Donk var. Var oğlu var yani. Say sayabildiğin kadar. Şimdi onlar ne yaptılar? Geçen sene, sezon ne yaptılar? Şimdi bu üç de oyuncu alındı. Tamam. Stoper alındı bir tane. Bir tane orta saha alındı. Tamam. Bir tane santrfor alındı. Sonra Eren derdi yok diye bir oyuncu aldılar. Uzun boylu, ceza alanı içinde. Hakikaten rakibi yıpratabilecek kapasitede bir oyuncu. Nerede? Seyrediyorum, yok. Herkes statik. Oldu, bütün forvet duruyor. Buruma geçtiğimiz sezon. Buruma alacak, götürecek, edecek de. Oradan çıkartacak da, vuracak da. Tek o. Zaman zaman işte Yasin oynadığı zaman başarılı maçlar oynadı. O götürecek de falan. Böyle bir takım olmaz. Her türlü
her türlü futbolun yahut da takım olma avantajını, takım içindeki yetenekleri, mevkinin özelliklerine göre seçilen ve dağıtılan oyuncuların takıma adına maksimum enerjilerini kullanarak, yeteneklerini kullanarak en iyi yapma arayışında olmalarız. Ama Galatasaray'da geçen sezon yok. Bunların hiçbiri yok. Sen onlara o zaman Snyder'a yok diyorsun. Diğerleri ne yapmış? Selçuk ne yapmış? Takım yani. Kaptanı Selçuk ne yapmış? Mesela Tolga Ciğer'di de fizik mizik falan mükemmel. Ne yapmış? Geçen sene ya Podolski gibi bir adam abi ayağına sol ayağına düşecek, vuracak da gol olacak da bilmem ne. Nerede Eren? Geçen sezondan beri yok ya Eren derdi yok. Yok. Bunu Podolski beğenmediği için söylemiyorsun. Galatasaray'ın skor üretmede tek Podolski'ye mi kaldı diyor geçen sene. Sevgili kardeşim ya Allah'ını seversin ya. Şimdi bütün taraftara bütün taraftara sesleniyorum buradan ya. Size de söylüyorum. Geçen sezon tamam Podolski Alman milli takımında oynamış etmiş falan. Ya gidip de bir ara pasımı atmış. Ne bileyim sol tarafa kaçmış güzel bir orta yapmış arkadaşlığını gole mi yapmış asist mi yapmış. Anladım. Yok. Bunların hiçbiri yok. Yalnız sol ayağına düşerse mükemmel vuruyor Tomas. Sol ayağına düştüğü zaman vuruyor gol oluyor da vurdu gol oldu falan diyor. Olmaz. Bu kadar yeterli değil. Yani bunların hepsini iyi değerlendirmek lazım. Şimdi kaç asist yaptığını söyleyeceğim ama korkuyorum abi. Nasıl? Kaç asist yaptığını söyleyeceğim ama korkuyorum. Hepsi yok yok yani hareket gol olmuş. Duran top hangisi? Kaç gol atmış? Hangisi? Onu bilmiyorum. Tek tek bakmak lazım. Kaç gol atmış? Yok benim için kaç gol Duran top asistim kardeşim. Hepsi gol olmuş. Sonra benim bir hayatımdan geçen bir olay var da burada anlatamam onu. Arada anlatayım arada da gülelim. Çünkü arızalı bir durum var. Ondan dolayı bir yerde işte bir... Bu otelin balkonunda vurduğun... O turist o. O turist penaltı, değil değil mi? Yok yok değil. Benim şeyim o doğru mu Gökmen abi ya? O doğru mu ya? Yok be canım ya. Biliyorsun. Tanıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Tanıyorlar tamam. Ben de bıraktıktan sonra tabii aşağıda 15 sene 20 senedir de medyanın içindeyim. Televizyon evet. İşte gazete maste falan. Tanıyorum birini yüzüme doğru geliyor böyle. Gökmen'cim canım falan nasıl böyle sarıldı öptü beni falan. Zaman çalmıyorum değil mi? Buyurun zaman sizin. Teşekkür çok naziksiniz. Sonra sarıldı sana. Nasılsın dedim. Sarıldım ben de. Beni tanıdın mı dedi. Ne diyeyim? Bir yerden tanıyorum ama tanıdım dedim. Adım ne dedi. He dedi bu arıza. Anladın bu arıza dedim. Ondan sonra vallahi dedim biz kaç senedir görüşmüyoruz. Vallahi 35 sene oldu dedi. Dedim yok yani. Nasıl? 35 sene önce o zamandan beri görüşmüyoruz. Yani iyiymiş aramız. Tanıyorum bir yerden. Çok insanla görüşüyorsun. Hatırlamayabilirsin ama o seni hatırlamış. Ama şimdi böyle de bir de şu var şimdi. Arıza olunca öyle insan anlıyorsun zaten. Hani topu denize nasıl atmıştın dedi tamam mı? Verdiğin cevabı arıza... söyleme ben korkmaya başladım. Yok yok yok. Yok korkma. Bir penaltıyı falan attım. Bir tane işte oldu dedim penaltı. Bir çaktım köşeden içeri girdi. Sonra bir penaltı oldu dedim. Ayağım herhalde topun altına fazla girmiş dedim. Tribünü bir aç dedim. Hilton'da turist vurdum dedim. Dedi ya Hilton'a gider mi falan dedi. Hilton'a giderse dedim denize de gider ya. Ne diyeyim yani? Böyle şey yani bu tip şeyler arkadaşlar yani samimiyet kurabilmek için ve palavralara falan dayanıyor işler. Ondan sonra da sıkıntı oluyor tabii. Şimdi gelen 3 transfer Belhanda, Gomis, Maicon. Evet. 3 tane önemli isim. Evet. Ama giden de hani isimler de önemli. Podolski, Bruma ve sırada da Snyder gibi görünüyor. Ki Snyder büyük ihtimal gitti. Şimdi bu noktada bir isim daha gelirse Feghouli. Evet. Nasıl görüyorsun genel transfer politikası yorumdan ve Feghouli? Okan'ın yorumdan önce bir şey söyleyeyim. Ya biz uçakları indire derken uçaklar iniyor da giden, bir de bizim gidenler var. Giden uçaklar. Giden uçaklar devamlı, var. Devamlı cebe indirip tüyenler var. Onlara ne olacak? Yani onlara biz nasıl mani olacağız ya? Nasıl mani tabii, olacağız? Uçak geldi ne güzel. Dolduruyoruz cebi 6 ay sonra ya da 1 sene sonra amcam uçuyor yani bir gidiyor. Bir şey vermeden diyorsunuz. Aynen gidiyor. Öyle yani. Buna mani olma. Bir şov var mükemmel şov ya. Şov harika yani. Dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Havaalanında omuzları alıyorlar evet. Bilmem ne ayda selfiler merfiler bilmem ne. Ondan sonra teneke bağlayıp gönderiyorlar ya. Neyse Okan'cığım pardon canım. Önemli lan. Devam et. Şimdi Fellini biliyorum. Feghouli bilinen bir oyuncu. İyi bir kaliteli bir oyuncu. Ben West Ham'da izledim onu mesela maçlarını. Şimdi Galatasaray'da yine aynı konuya geleceğiz. Şimdi Schneider'i konuşuyoruz. Şimdi Schneider, Feghouli, Belhanda, Gomis bu tarz iyi oyuncular, hücum hatları iyi olduğu takdirde bu tarz oyuncuların yanında çok çok faydalı olur. Yine Schneider'e geliyoruz. Yani burada o köprüyü, o pas trafiğini bağlayacak oyuncu yine Schneider. Şimdi Feghouli gibi kanatlardan gidip gelen oyuncu.
iyi defansın arkasına iyi koşular yapabilen oyuncu. Adam eksilebilen oyuncu. Yani bu tür oyuncular Schneider gibi oyuncularla oynamayı keyif alır. Zevk alıyor. Çünkü koşu yaptığı zaman biliyor direkt atacak önüne yani buluşturacak ve karşı karşıya ve hatta defansın arkasına orta yaptırabilecek bir pozisyonlara sokabilecek. Sonuçta yani ben onu anlamıyorum. Şimdi Feghouli'yi alacaksın ve bu büyük ihtimal Galatasaray'da Schneider'in gazını almak için bir yapılabilecek bir transfer. Ha, ihtiyacı var mı? Var. Şimdi Galatasaray az önce çok güzel bir şey söyledi Gökmen abi. Selçuk İnan 2 sene şampiyon oldukları sene gerçekten müthiş performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon yani artık Selçuk İnan Galatasaray orta saha bir oyuncu arıyor. Ama bence Galatasaray orta saha 2 oyuncu alması lazım. Sonuçta yaş itibariyle de Selçuk belli bir yaşa geliyor. Fizik olarak da düşüyor. Beklere de oyuncular. Selçuk yerine de birini düşünmek tabii lazım. Tabii kesinlikle düşünmesi lazım. Sonuçta yani bir oyuncuyla olacak iş değil bu. Selçuk'ta da büyük bir düşüş var. Yani gerçekten büyük. Fizik olarak da tempo olarak da bir düşüş var. Yani bak şöyle söyleyeyim sana çok özür dilerim. Schneider, Melo, Selçuk iyi olduğu dönemlerde değil hatırla. Müthiş. Hatırla evet. 13-14'er gol attılar. Kesinlikle asistler anladın? De öyle. Aynen. Asistler öyle. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. He. Mesela şimdi bu tarz oyuncular Schneider niye? Yani sahanda sonunda da iyi oyuncular olduğu zaman aynen, faydalı. Şimdi aynen, Selçuk fiziksel olarak da düşüş var Gökmen abi. Çok. Şimdi Galatasaray o bölgeye bir oyuncu alacak ama Selçuk'a da güvenebilecek misin? Yani fiziksel geçtiğimiz sezon çok fazla etkili olamadı, faydalı olamadı. Yok, yani yanına iyi bir oyuncu daha lazım oraya. İki tane oyuncu lazım. Galatasaray'ın sağ bekede, sol oraya bekede. Oraya alınacak zaten. Şimdi defansif orta saha alınacak. Alınacak ama yani. Bir tane yeterli bulmuyorum ben açıkçası. Şimdi Beşiktaş'a Tolga bakıyorsun. Tolga Ciğerci var kadroda. Tolga Ciğerci vardı ama işte iyi bir oyuncu lazım Galatasaray'a. Şimdi Melo, şimdi Galatasaray'da Melo gerçekten orada çok oyuncunun yükünü çekiyordu. Yani defansif anlamda çok önemli bir şey abi bu. Yani arkanda yanında oynadığın oyuncu sana güven veriyorsa Selçuk da rahat atağa çıkabilir. Şimdi sen Selçuk'u bu sene o şampiyon oldukları iki senedeki o atağa çıktığın o asistleri görebiliyor musun? Niye yok. Göremiyorum? Melo yok çünkü yanında. Melo kapatıyordu orayı. O çok önemli. Sahanın içinde bunlar futbolcular bunları görüyor, biliyor ve ona göre çıkıyor ileri. Yani yine aynı şeye geliyoruz. Feghouli şimdi çok önemli oyuncu. Keşke yani bitse anlaşsalar gelseler. Ama şimdi Feghouli kim besleyecek? Tamam Belhanda deniliyor ama Schneider varken orada Belhanda'yı da solda da oynuyor. Sol al, önde Gomez'i oynat. Sağda Feghouli, solda Belhanda, arkalarında Schneider al önlü dörtlüye bak. Galatasaray Beşiktaş'ın öndeki dörtlüsü nasıl? Yani senin öndeki dörtlü de çünkü öndeki oyuncular iyi olursa o bölgede daha çabuk geçiş yaparsın üçüncü bölgeye. Yani bilmiyorum benim düşüncem bu. Feghouli yani Schneider'in kalmasından yanayım. Feghouli de olduğu takdirde çok iyi transfer. Orta sahada. Yani özetle orada aslında hani iyi oyuncular alındı ama elindeki asıl Köprü maestro'yu. Bağ, maestro işte. Yani o köprüyü bağ. Ya Schneider, Schneider'in ben Gökmen abi sen Schneider'in hiç böyle bir sahanın içinde bir futbolcuyla çok böyle bir pislik yaptığını veyahut da saha dışında antrenmanda da yok. Yani ben hala niye anlayamadım biliyor musun? Maddi diyorlar tamam maddi söyleniyor konuşuyor 5 milyon eurodan kurtulma. Bu oyuncu sen bana 2,5 milyon euro 2 milyon euro ver ben gittiğim takım bana benim senin verdiğin parayı vermiyor diyor. Sen bu oyuncuyu tamam bonservissiz göndermek istiyor. Bu oyuncu benim garanti 5,5 milyon euro burada yazıyor diyor. Sen bu parayı 5,5 milyon euroyu zaten alacaksın. Oynasan da oynamasan da alacaksın. Aynen. Az önce dediğin gibi. Yani bu oyuncuya sen 2,5 milyon euro vereceksin. Büyük ihtimal göndereceksin. Sen 2,5 milyon euroya Schneider gibi oyuncu 17 asist yapmış geçtiğimiz sezon. 4 gol atmış. Alabilecek misin Avrupa'dan böyle bir oyuncu? Mümkün değil. Yani ya öyle. Bunun mantık, akıl işi değil bu. Yani Schneider gibi bir oyuncuyu sen nasıl abi yani gönderiyorsun ki böyle kaliteli bir kadro kuracağım diyorsun. Senin sağ bekede, sol bekede iyi bir oyuncu alman lazım. Orta saha iki oyuncu alman lazım. Schneider'i gönderdiğin zaman bu sefer bir oyuncu daha alman lazım senin hücum hattına. Haksız mıyım Gökmen abi? Canım kardeşim zaten şöyle bir şey var. Zaten iyi futbol nasıl oynanır biliyor musun? Mevkinin özelliklerine göre on numara oyuncular bulursun. Birbirini tamamlayan özellikte oyuncular olacak. Baktığın zaman Schneider'ın da, Belanda'nın da, Gomez'in de ya daha artık işte iyi bir Selçuk'un olması, ne bileyim bir Tolga Ciğerci'nin iyi mücadele eden bir, anladın mı? Sağ dışında bir de şey önemli. Tamam kadro içinde mücadele ediyorsun. Bir de stepne de önemli. Kenarda tabii. Hocanın adalet dağıtma forma değil. Adalet dağıtması sonucunda hayır, bir de her zaman için, kenarda çok güzel oyuncular. Bir şey sağ içindeki oyuncuları da tetikliyor. Sağ kenarındaki oyuncular olmadığı takdirde. Bakar yani, mıydınız yedek tabii. Kulübesine sağdayken? Ya ne diyorsun ya? Ya bizim Giray Hoca. Ama hocaya güveneceksin önce. Hocanın forma değil adalet dağıttığına inanacaksın. Evet. Bir o. İkincisi az önce çok güzel bir şey söyledi. Bakar mıydınız yedek kulübe? Bizim Giray Bulak, Giray Hoca mesela hep şunu söylerdi bize. Oynayan oyuncular oynamayan fark etmez. Hepiniz benim için bir... O seronomiye çıkıyoruz ya. Yedek kulübesine bakın derdi. Orada kim var? Ertuğrul var. Sen kötü oynarsan o gelecek. Formayı alacak. Öyle yani bu, bakı, bu bakar işte tabii futbolcu. Ama tabii şu da var. Gökmen abi dediği de hani kulübenin de zengin olması. İşte onu demek olması istiyorum. Gerekiyor. Sen şimdi orta sahaya aldığın zaman iki oyuncu daha Schneider gibi oyuncu kaldığı takdirde ne olacak? Kulüben de zenginleşecek. Şimdi Beşiktaş'ın sen kulübesine bakabilir misin abi ya? Nasıl zengin?
Düşünebiliyor musun şimdi nasıl zengin oldu? Defansa da ucum attığında da şimdi bir forvet aldıkları zaman. Beşiktaş bir golcü de alırsa herhalde yani kadroyu onu, korursa. Onu Beşiktaş'a da geldiğimizde konuşacağız tabii. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Benim düşüncem bu. Aynı Gökmen abinin söylediği gibi kulübe çok önemli. Yani alternatiflerin iyi olduğu, alternatif kötü olduğu zaman. Şimdi geçtiğimiz sezon mesela yine Beşiktaş'a geliyor konu. Sağ tarafta Kovarajma, solda Babel alternatifsizdi. Zaman zaman çok iyi işler yapıyordu Babel. Zaman zaman futbolcu düşünün. Nasıl olsa benim alternatifim yok. Ama şimdi ben bu sene göreceğim Kovarajma'yı da Babel'i de. Şimdi Galatasaray'da da olduğu zaman daha etkili oluyor. Geçtiğimiz sezon orta sahada Galatasaray'da bakıyorsun Selçuk, De Jong, Tolga, Ciğerci. Yani bunlar bakıyorsun yani üçü de çok etkili. De Jong hiçbir şey yapmıyor. Selçuk tabii eski formunu arıyor Galatasaray camiası taraftarı. Özellikle hani şampiyonluk kovalayan takımlar fakat. Bunları biraz da tabii parayla kuruyorsunuz. Hep canlı dersin ya Gökmen abi. Aynen öyle. Galatasaray zaten çok iyi para harcadı. Daha da harcayacak gibi duruyor. Düşünsene ya. Kolay da değil yani kulüplerin işi. 3 seneliğine 3 oyuncuya 220 milyon TL, milyon TL gibi bir para harcanıyor. Bonservis bedelleri, işte her sene alacaklar bir maç başı maç hepsini toparladığın zaman. Bu da nereden baksan 50 milyon euroya, yani sen böldüğün evet, zaman 50 milyon euroya aşağı yukarı. Tekabül ediyor. Evet. Aynen öyle. Şimdi o az para değil. Bundan sonra mesela diyor ki iki tane sağ bek sol bek alınacak diyor. Bir tane de işte orta saha oyuncu alınacak diyorlar. Şimdi de abi orta saha bir tane oyuncu alacaksın. Orta sahada üç tane oyuncun oluyor senin. Selçuk, De Jong gidiyor. Selçuk, Tolga aldığın orta saha üç tane orta saha oyuncun olacak senin. Yine alternatif lazım. O yüzden diyorum Galatasaray'ın orta saha iki tane iyi oyuncu alması lazım. Çünkü omurga yalnız, çok önemli. Beşiktaş'ta farkındaysan iki tane defans, iki tane orta saha ne kadar önem fark ediyor. Yani o orta futbolda... Tabii yani Oğuzhan yoksa Tolgay. Yani hatta Tolgay yeri geliyor Atiba'nın yerini oynuyor. Gökhan İnler vardı bu arada. Gökhan İnler'le işte, karşılıklı olarak feshedilmiş. İşte onu söylemek istiyorum mesela. Çok önemli. Galatasaray'ın orta saha iki oyuncu lazım. Şimdi bakıyorsun üç tane oyuncusu var. Hadi zaman şimdi zaman Berlant... Şimdi transfer yaparken bir de şu var Okan'cığım. Transfer politikasında mesela hocanın avantajına olan şeyler var. Bunu hoca... Kendi avantajını kullanmak zorunda. Mesela nedir? İki tane, üç tane. Mesela şey gibi söyleyeyim. Ergün'ü bizim yani eski. Sol bek oynuyor. O taraf sol açık oynuyor. Orta saha o solun solunda oynuyor. Orta sahanın solda. Şimdi değişik mevkilerde alternatif hocanın alternatif mevkilerde kullanacağı oyuncular vardır. Bir tane, iki tane. En fazla üç tane. Üç tane olmaz. Bir yarın iki tanedir. Şimdi burada böyle oyuncular bulmak lazım. Yalnız yani tamam. Tabii. Okan'ın dediği gibi 3 tane orta saha. Mesela zaman zaman sol bek de... 3 kulvarda yarışacaksın abi şimdi. Sol bek de oynatabilirsin mesela. Yahut da sağ tarafta sağ bek oynatabilirsin. Ya o zaman zaman ortada oynatabilirsin. Yahut da ne bileyim yani Galatasaray tabii nasıl oynayacağını net olarak bilmiyorum da üçlü defanstan üçlü defandan vazgeçtiğini söylüyorlar öyle bilmiyorum. Bayağı göreceğiz zaten. 4-2-3-1 falan gibi. He? Tudor başarısız olur ve yani sezon içinde gönderilirse veya sezon sonunda. Snyder de gitti diyelim bu ara. O zaman ne olacak? Taraftarı kim nasıl susturacak diyor. Kesinlikle canım doğru soruyor. Baştan söyledim. Seyretmiyor mu arkadaşımız? Belki sonradan açmıştır. Yok sonradan açmıştır ama. Başarılı oldu zaten Tudor. Yani Snyder'ı gönderirlerse bir kere kesinlikle Galatasaray sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayan bir mücadele göstermesi lazım. Yani Tudor'la birlikte takım içindeki birkaç tane Selçuk, Melçuk işte Donku, Monku bilmem ne sayabilirsen. Mesela Semih bilmiyorum demin bir yerde gördüm. Semih satmak istiyorlarmış yahut da ne bileyim gitmek istiyormuş gibi falan bir söylemler falan var. Şimdi burada yönetimin en kısa sürede taraftarın dönmesi sonucunda başarısız takımın sahada mücadelesi başarısız olması sonucunda İlk gidecek kişiler Tudor'dan önce ki olmaz ha. Tudor'u öncelikle gönderirler de. Tabii önce hocaya kesin. Hocaya yani. Çünkü bütün yönetim, bütün takım değişemeyecek yine. Maalesef bizim Türkiye'de hoca kafadan daha zaten değiştiriyorlar. Burada sonrasında gelecek sıradaki Dursun Özbek ve yönetimidir. Mayıs'ı bulamazlar bak. Ocağı boş ver. Mayıs'ı boş ver. Ocağı bulamazlar. Yani çok zor. Yani bu Dursun Özbek Başkan'ın yönetimin işi çok zor. Kesinlikle başarılı olmak zorundalar. Mesela Fenerbahçe'de şimdi hani Fenerbahçe doğuş oldu basketbol falan diyorlar. Az Yıldırım şimdiden hazırlık yapıyor. Ali Koç'un Mayıs ayında
kongrede aday olacağını söylemesi sonucunda Az Yıldırım paçaları tutuştu. Şimdi ne oluyor? Kesinlikle şampiyon olacağız falan diyor. Anlatabiliyor muyum? Aykut falan seçiminin ana nedenleri o. Şimdi transfer yapamıyorlar. Oyuncu satmaları gerekiyor ki. O Sterker'i satacaklar da onunla şey alacaklarmış. İşte oyuncu alacak. Ne, onlar ne kadar satarlarsa. Ne kadar girdi olursa o kadar harcama durumu söz konusu. Bilmiyorum tabii. Önümüzdeki sezon hani Galatasaray iddialıyım falan diyor da Fener de iddialı. Dördüncü yıldız olayı var. Beşiktaş zaten hazır bir takım var. Üstüne Trabzon 50. yılı iddialı. O da yok. Yani Başakşehir var. Kenarda duruyor zaten. Zaten önümüzdeki sezon ben çok kaygılıyım. Yani bir iki derbiden sonra hani 2500 gidiyor yani %5 şey. 2002 derbiden sonra onun da kalkacağını düşünüyorum. Çünkü bütün yönetimler aslanlar gibi birbirlerine girecekler. Federasyona girecekler, hakeme girecekler. Bir de İnşallah önümüzdeki sezon videolu hakem olayı var. Bak bu da çok önemli. Yani transfer falan bunların hepsi önemli tabii. Ama video olayı da yani sahanın içindeki bir de hakem yorumcuları var. Hakem yorumcuları sahadaki hakem ne yapıyor burada? Şeye soracak değil mi? Minibüste. Kim nerede artık? Minibüste soracak. Ben çok hep böyle rüyalarıma falan giriyor ve düşündüğüm zaman inanamazsın. Öyle gülüyorum ki. Şimdi burada hakemin sahada verdiği kararlar hiçbir şey ifade etmeyecek bak. Anladın mı? Şimdi bizim yorumcular, hakem yorumcular daha çok. İşte Ahmet Çakar'la bizim şey, Erman Toroğlu. Kime girecekler ben merak ediyorum. Sağdaki hakeme mi, önümüzdekilere mi? Şimdi herkes birbirine girecek abi. Bence bak. Onların işi daha kolaylaşıyor. Yüklenebilecekleri adam sayısı çoğaldı. Evet. Hem video hakeme... Yok olur mu? En son kararı şey veriyor. Minibüstekiler veriyor. Tabii minibüstekiler. Olur mu öyle şey? Onlar da yanlış. Seyrettik. Seyrettik. Yanlış karar. Konfederasyon Kupası işte evet. Rusya'daki maçı seyrettik. Evet. Ona bile itiraz ettiler. O şeyin attığı gol. Kim? Nani mi? Biri gol attı. Evet. Hakem değişti de hakeme saldırdılar falan. Düşünsene abi. Nasıl minibüsün yerini bilmiyorlar. Tabii ki sahadaki hakem itiraz ama bizim kesinlikle yani bizim maçlarda ki çok pahalı bir şey olacak. Düşünsene kaç tane maç oynuyor. Senede ayda bilmiyorum ikinci ligde falan yayınlayacaklar mı onu kullanacaklar bilmiyorum. Düşünsene her hafta kaç tane şey maç var abi. 18, 9 tane maç var. 9 tane Süper Lig maçı tabii. O da enteresan olacak. Biz de çok merak ediyoruz açıkçası. Tabii Türkiye'de nasıl uygulanacak? Çok güleceğiz ama ya. Vallahi ben çok güleceğimi tahmin ediyorum. Ya saha içindeki hakemler falan yırttı abi. Devamlı dışarı da alacaklar. Gülüyoruz. Fener'e geçelim buradan? Sen biraz geçiş yaptın aslında. Emre Bol'u da bağlayacağız. Cengizhan, Emre Bul'u da bağlarız ama öncesinde Volkan Şen biliyorsunuz. Volkan Şen haberi var. O Volkan Şen haberimizi bir izleyelim ardından Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe'de yapılan açıklamada Volkan Şen'le kulübümüz arasında bulunan sözleşme futbolcunun ödeyeceği 1 milyon euro karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki Volkan Şen, Trabzonspor'da da sözleşmesini tamamlayamamıştı. Evet, Volkan Şen Fenerbahçe'de yolları ayrıldı. Şimdi nereye gideceği konuşuluyor tabii. Beşiktaş iddiaları var. Yani ne dersin Volkan Koç? Volkan Şen Beşiktaş'a yararlı olur mu? Ya, alternatif olur. Yani Quaresma'nın alternatifi olabilir o bölgede. İyi oyuncu, yetenekli oyuncu. Milli takımda gösterdiği performansları, kulüp takımlarına gösterdiği takdirde gerçekten faydalı olur. Fener'de de Bursa Spor'da da mesela çok iyi sezon geçirdi. En iyi Bursa Spor'da. Bursa'da, Trabzon'da da iyi bir sezon geçirdi. İşte onun o... Yani bazı sağ dışı olaylarından dolayı biraz dikkat etse kendisine çok çok iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu ama sağ dışında işte bu bir günü birliğine uçakla Amerikalara gitmeler onlar bunlar birçok sıkıntılar olaylar çıktı. Şimdi Volkan Şen tabii Beşiktaş'a gelmek istiyor. Yani bundan bir iki ay önce öyle bir duyum aldım. Hocayla da görüşmüş Şenol Hoca'yla da sonuçta bu normal futbolun içinde olan şeyler. Yani aramış bir hocam beni al gibilerinden. Yani futbolun içinde olan şeyler. Oynamadığım bir takımda, mutsuz olduğum bir takımda Fener'e de gider, Galatasaray'a da, Trabzon'a da, Beşiktaş'a da gider. Ama ben Volkan Şen'in Beşiktaş transferini mesela olumlu doğru bulurum açıkçası kendi fikrim olarak. Çünkü yetenekli, kaliteli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Şenol Hoca da öğretici bir teknik direktör, öğretmen kendisi biliyorsunuz geçmişi mesela. Biliyorum. Yani futbolcuların duygularıyla da psikolojisiyle de çok oynuyor. Biliyorsun Gökmen abi şimdi bizim futbolcularla devamlı hadi aslanım hadi koçum dediğin zaman o futbolculardan yetenekli oyunculardan daha iyi verim alırsın. Ki Şenol Hoca da yani Bursa Spor'da oynadığı performansı Beşiktaş'ta da sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü artık Quaresma da mesela yaş itibariyle belli bir yaşa geliyor. Yani ben alternatif olarak çünkü o bölgelerde Beşiktaş'ın alternatif fazla olmadığı için
Volkan Şen'in transferini doğru bulurum açıkçası. Faydalı olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de tabii Valbuena'yı alıyorlar. 33 yaşında yıldız diye. Fenerbahçe'yi kurtaracakmış gibi. Sen Türk futbolda 30 yaşında çocuğu sallıyorsun yani. Aynen. Mesela geçen sezon oynadığı iyi maçlar var Volkan'ın. Ama sen onu da devamlı ısrarlı kullandığın zaman o zaman çocuğun performansı da artar. Sen Türk futbolcusu 30 yaşında sallıyorsun. 30 düşünsene işte Pepe'yi almışlar 35 yaşında yıldız abi. Şey çok güzel bir gazetenin bir isim vermeyeceğim. Harika bir başlık atmış abi. Tecrübeye yatırım yapıyoruz abi. Ne tecrübesi ya? İhtiyarlar Ligi kuralım biz. Az kaldı yani. Hakikaten Tegavütler Ligi kursunlar da biz tamam de bir abi, biz de takımlarda şuna, bir yer buluruz herhalde para kazanabilir diye düşünüyorum şimdi yani. Gökmen abi. Bu yaşımda ben yani. Şimdi oynarsın abi. Ne? Ama bak oynarım. Abi. Gökmen abi. Şimdi sen tecrübe yatırım başlık güzel tamam da bu tür oyuncuları da yani getiremezsin abi. Bu ya belli bir yaştan sonra sen bunları alamazsın. Emre Bal hoş geldiniz. Merhabalar Ertuğrul, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Fenerbahçe ile ilgili sorular soracağım. Kampın son günüydü, maçı da izlediniz, notlarınız var biliyorum. Burada Gökmen evet. Özenak ve Okan Koç'la birlikteyiz ama öncesinde bir izleyicimiz yazmış ki, Yusuf Öztürk isimli. İyi akşamlar sevgili Emre Bol abi. Bir Beşiktaş taraftarı olarak sizi çok seviyoruz. Pepe, Gökhan Gönül, Caner Erkin demiş. Bu bir süredir Twitter'da dönen bir muhabbet. Sizinle ilgili Beşiktaş taraftarının bir sempatisi oluştu. Evet. Kime desen gelmez o geliyor Beşiktaş'a diye söylüyor taraftarlar. Bununla başlayalım. Ben sosyal medyada biliyorsun bir tweet attım. Dedim ki hiç boşuna heveslenmeyin. Önce benim gelmez demem lazım diye. Biraz daha bekleyecekler gelmez demem için. O stüdyoda söyleyeceğim onu böyle telefon bağlantılarıyla olmaz. Beşiktaş taraftarlarını birazcık kıvrandıralım. Yazıyorum tabii. Kosta'ya artık herhalde gelmez diyeceksin. Evet. Yani kime gelmez desek altlar biliyorsun. Evet o zaman bugün ben maçı da izledim. Genel olarak bir topuk yaylası değerlendirmesi alalım. Gökmen abi de soru hazırlıyor sana. Şu an baktım ki bir kenardan yazıyor. Şimdi dönüş yolundayız tabii. Maçtan çıktık. İstanbul'a dönüyoruz artık. Fenerbahçe'nin kampının olumlu, pozitif geçtiğini söyleyebiliriz. Bu akşamki maç tabii herkes hazırlık maçı. Çok da önemli değil diyecekler ama ben bu hazırlık maçtan Aykut Hoca'nın ne kadar çok önem verdiğini çok iyi biliyorum. Daha önceki yayınlarımızdan bir tanesinde bir hikaye anlatmıştım. Yani yaşanmış bir olayı anlatmıştım. Aykut Hoca ile yine ilk döneminde, Aykut Hoca'nın ilk döneminde Köln'le maç yapmıştı Fenerbahçe. O hoca 5-0 kaybetmişti. Aykut Hoca'nın kulaklarından duman çıkarak bizimle röportaj yaptığını hatırlıyorum ben. Bugün de esasında Fenerbahçe'nin takımının 2 senedir ne kadar temposunun, seviyesinin ne kadar aşağılara çekildiğini çalışmamaktan dolayı bunu net bir şekilde görme fırsatı bulduk. Şimdi Ertuğrul, Valbuena 30 yaşta değil mi? Evet. Mehmet Ekici 6 aydır futbol oynamıyor. 30 yaşında mı? 33. 30 diyor. 33 yaşında. 33 yaşında. Gökmen abi hastan tutmandı aman. Gökmen abinin kulaklarda problem var. Onun yanında oturmam lazım dedim. Senin dilinde problem var, dilinde. Şimdi 33 yaşındaki Valbuena ve 6 aydır futbol oynamayan Mehmet Ekici düşün ki Fenerbahçe takımının seviyesinin üzerinde. Yani burada esasında ne kadar düşük olduğunu, seviyesinin ne kadar düşük olduğunu Fenerbahçe takımının idman yapmamaktan kaynaklı bir seviye düşüklüğü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Aykut Hoca bunu illaki bir şekilde toparlayacak, bir şekilde yukarıya çekecek. Zaten çok yoğun bir antrenman temposu var. Ertuğrul hangi futbolcudan konuşsam hepsi yorgunluktan, antrenmandan, ağırlığından şikayet ediyor. Tabii uzun zamandır çalışmadıkları için normal şartlarda futbolcular zaten böyle çalışıyor. Uzun zamandır çalışmadıkları için böyle bir duruma düştüler. Şimdi artık yeniden Fenerbahçe takımı çalışmaya başladı. Ağır yüklemeler yapıldı. Bu akşam sonuç çok önemli değil. Ama göze çarpan güzellikler de var yani mağlubiyet bir yana göze çarpan güzellikler var. Nedir göze çarpan güzellikler? Yine Valbuena işte Gökmen abinin söylediği gibi öyle hamster falan değil. Görecek yani ilk Galatasaray maçında hamster'ın da ne demek olduğunu görecek. Şöyle söyleyeyim çok hareketli, çok istekli, hiç böyle 30 yaşında gibi görmedim ben Valbuena'yı açıkça söylemek gerekirse. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Takım ona ayak uydurmakta güçlük çekiyor. Her kaçlara giriyor, sürekli baskı yapıyor, sürekli arıyor. Top istiyor, boşa kaçıyor, alan yaratıyor arkadaşlarına. Bunların hepsini yapan bir oyuncu. Yani hiç de öyle yani genç 20-25 yaşında bir oyuncu kadar. Hatta şöyle söyleyeyim. Ozan Tufan mı desem, Valbuena mı desem, Valbuena Ozan Tufan. 5 tane Ozan Tufan çıkartır cebinden. Yine Fenerbahçe taraftarının sürekli 10 numara 10 numara diye biliyorsun konuşuyorlar. Yani ofansif orta saha. Bugün Mehmet Ekici'yi gördük. Mehmet Ekici 6 ay futbol oynamamasına rağmen
o ofansif orta saha özelliklerini hep bize gösterdi. Uzak uzun şutlar, biraz atışından şutlarla devamlı kaleyi yokladı. Sürekli dikine oynuyor. O da Fenerbahçe'nin önemli bir açığını kapatacak oyunculardan bir tanesi. Tabii en büyük eksiklik, göze çarpan en büyük eksiklik esasında forvet bölgesinde yaşanıyor. Tabii yani forvet, takıma forvet şart. Bugün ben birkaç kişiyle konuştum teknik heyetten. Şöyle bir şey söylüyorlar. Yani 6 hafta Van Persie hiç sakatlanmazsa ancak bu takımın seviyesine gelebilir diyorlar. İnşallah sakatlanmaz. 6 haftada üst üste oynar. Ama bütün bu ligi, Avrupa Ligi'ni, Türkiye Kupası başlayacak. 3 kulvarı Van Persie'nin sırtına yüklemek yani şey olur yani şampiyonluğu istememek demek olur. Dolayısıyla mutlaka oraya bir forvet oyuncusu almak gerekiyor. Bununla da ilgili bazı girişimler olduğunda duyuyoruz. Siz de zaten yapıyorsunuz. Ama henüz netleşmedi tabii değil mi? Yani böyle golcü konusunda biraz arayışlar devam ediyor. Daha netleşen bir şey yok yani, sanıyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ofansif orta saha işte kanat oyuncusu falan diyoruz ya hep böyle hani öyle bir adam lazım. Evet. Yani orta sahanın ortasında bir oyuncu ya da kanat oyuncu. Bugün Aykut Hoca'ya sorun hangi oyuncu istiyorsun diye forvet oyuncusu der sana yani. O kadar eksikliğini hissediliyor artık takımda. Dolayısıyla mutlaka bir forvet oyuncusu alınacak. Tabii iki gündür konuşulan konulardan bir tanesi Emre Belezoğlu mevzusu. Ben dün gece geç saatlerde Emre Belezoğlu'yla konuşma fırsatı buldum. Benim onun söylediklerini değil de benim esasında çıkartımlarımı, yorumlarımı ben Emre'yi de iyi tanırım biliyorsun. Onlardan biraz bahsedeyim size. Emre Belezoğlu tabii çok zor bir döneminde Başakşehir Kulübü ona kapılarını açtı. Tekrar yeniden doğdu Başakşehir'de diyebiliriz. Önemli bir yatırım yaptılar Emre'ye. Takıma da önemli bir yatırım yaptılar. Önemli transferler yaptılar. Tabii bir tarafı yarı yolda bırakmak istemiyor Başakşehir Kulübü'nü. Fakat bir tarafı da futbolu çok sevdiği Fenerbahçe'de bırakmak istiyor. Ben onu anladım söylemlerinden. Yani hem Göksel Başkan'ı Başakşehir Kulübü'nü, Başakşehir taraftan da üzmek istemiyor. Ama bir yandan da ben onun böyle konuşmalarından Fenerbahçe Kulübü'ne gelmek istediğini açıkçası biraz hissettim. Bilmiyorum ne getirir ne götürür ama şu anda hiçbir Fenerbahçeli yöneticiyle görüşmediğini, hani böyle bir şeyin konuşulduğunu tabii sosyal medyada ama kendisinin hiçbir şekilde kimseden görüşmediğini söyledi. Tabii ona inanmak durumundayız. Ama yani birisi olursa, bir yönetici görüşürse gelirse, olabilir mi? Bir teklif gelirse bence biraz sıcak bakıyor ama şöyle sıcak bakıyor. Hem Göksel Başkan'ı üzmeden, kırmadan, Başakşehir tarafını kırmadan, üzmeden ama Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylüyor yani. Dediğim gibi bir teklif gelirse mutlaka bir görüşmeler olacaktır. Yani son itibariyle Ertuğrul, her futbolcu kendi efsane olduğu kulübünde futbolu bırakmak ister. Artık Emre de futbol hayatının sonlarına doğru geldi. Ben de Emre'nin yerinde olsam açıkçası ben de futbolu Fenerbahçe'de bırakmak isterdim. Yani mantığıyla, kalbiyle böyle arasında sıkışmış durumda. Ama dediğim gibi hiç herhangi bir görüşme yok şu ana kadar. Emre'ye yapılmış bir teklif yok. Evet, teşekkür edeceğim. Var mı sorunuz Gökmen abi? Öpüyorum Emre'yi. Görüşürüz abicim inşallah. Artık sizi stüdyoda buluşturacağız. Aynen öyle. Kısa bir ara. Sen verdim. Yoldasın diye fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü araba kullanıyor musun araba? Durdum abi olur mu? He? Durdum olur mu? Ha durdun he. Onun için yani Allah sen bana lazımsın çünkü. Ondan dolayı dağılırsın falan. Hadi iyi yolculuklar dikkat et. Sağ ol sevgiler selamlar. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz Emre Bula. Evet Emre Bula geniş geniş anlattı ama o da diyor ki takımda en büyük eksiklik golcü bölgesinde. Ve Van Persie'nin de devamlılığı sorunlu bir oyuncu. Ve hala o istenen seviyeye bir türlü gelemedi. Kim Fenerbahçe şimdi şöyle bir şey var. Yani 10 gündür falan antrenman yapıyorlar falan. Yorgun morgun falan olabilir. Yani tatilden çıkmış yine etmişim. Adele yorgundur, odur budur. Sakatlıklar vardı, çekme falan vardı. Eder. Ya, olabilir yani. Şimdi oynadığı bir yani iyi daha ilk maç. Kimle oynadı bu? Ben seyredemedim çünkü. Fenerbahçe kimle oynadı? Juventus Bükreş diye bir takım. Yani zayıf bir takımla. Zayıf bir takımla oynadı. Şimdi ne olursa olsun yani zayıf takımla oynuyorsun. Ama sonuçta hazırlık maçının maçı yani bu. Hazırlık maçı ama ne olursa olsun. Biraz da yani 3-2 yeniliyorsun. Bir de o da var yani. Onu da hesaba katmak lazım. Ama tabii bu 3-2 yenildi diye de gidip de karalar bağlamanın da bir anlamı yok. Yani zaman içinde şöyle yani ya baz alınmaması lazım. 2-3 yani. Maç daha oynadıktan sonra ufak ufak daha yeni toplamda yüklemeler kendine var. Kendine takım gelebilir. O zaman işte Aykut Hoca'nın takım üstündeki etkisini falan aynen. Ne derece hakikaten ilerisi için ümit verdiğini net olarak o maçlarda göreceğiz yani.
Tabii yavaş yavaş şimdi tabii. Avrupa'da da iyi hazırlık maçları da oynayacak. Tamam. Daha dişli rakiplerle oynayacak Fenerbahçe. Yani ilk etap Topuk Yaylası'nda bugün sona erdi. Hem Emre Bol'dan hem diğer arkadaş, takip eden arkadaşlarımızdan aldığım duyumlar gerçekten iyi çalıştırmış, sıkı çalıştırmış. Evet. Yani oyuncuları yormuş tabiri caizse. Hatta Emre Bol'dan bahsetti. Bazı oyuncular bundan da yakınmış çünkü... Evet. Pereira'nın biliyorsunuz çalıştırma sistemiyle ilgili çok eleştiriler yapıldı. Yazılar yazıldı. Özellikle Sabah gazetesinde Gürcan Bilgiç bazı laktat gibi önemli testleri yaptırmadığını ve bu testlere inanmadığını söyledi. Ve sezon içinde de biz de bütün futbol severler Fenerbahçe'deki fiziksel güçsüzlüğü, belki düşüşü gözlemledik. Hani bu işi bilen hocalarla da konuştuğumuzda evet bu ciddi şekilde, bu belirgin şekilde görülüyor dendi. Ama Aykut Hoca'nın takımlarında ciddi bir fizik gücü vardır. Sezon sonuna kadar da bunu götürür. Evet. Özellikle Konyaspor'da ve önceki Fenerbahçe dönemleri hatırlıyoruz. O yüzden farklı bir Fenerbahçe olacağına ben şahsen inanıyorum. Yani kesinlikle ben de. Fenerbahçe'nin en büyük transferi Aykut Hoca bence. Yani herkesin söylediği, ben de herkesin söylediğine katılıyorum. Ama sezon başı kampları, maçları baz alınmaması lazım. Sezon başı şimdi uzun bir tatil döneminden futbolcular bir ay nereden baksan tatil yapıyor. Bir anda antrenmanlara başlıyor ve o antrenmanlara... yüklenildiği futbolculara yükleniliyor. O yüklenildiği takdirde futbolcular sahaya çıktığı zaman yani istediklerini yapamıyor. Ayakları şişiyor, gidemiyor. İstediği şeyler yapıyor mu? Yani bu maçı baz alınmaması lazım. Tabii belki. Ki. Bunu baz almayalım. Alt takımlar üst takımlarla oynadığı zaman mesela çok çok daha farklı konsantre oluyor. O yüzden baz alınmaması bunu lazım. Bunu baz almayalım. Biz bu akşamlık transfer raporunu noktalıyoruz.